Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 31 Ocak 2023 ve bu yayınımızın konusu Zap'taki son durum. Orada biliyorsunuz çatışmalar devam ediyor ve günlük olarak da bilgiler kamuoyuna açıklanıyor. Ancak bugün, yani bu akşam 31 Ocak akşamı Murat Karayılan'dan çok önemli bazı açıklamalar geldi. Stack TV'ye konuştu ve Stack TV'deki bu röportajında Murat Karayılan Zap'taki bu son durumu tüm ayrıntılarıyla kamuoyuna açıkladı. Program Kürtçe'ydi ve ben de bazı notlar aldım orada. Kürtçe bilmeyen veya programı kaçıranlar, izlemeyenler için bunu sizinle özetlemek istedim. Şimdi biliyorsunuz Zap'taki operasyon saldırı 17 Nisan 2022 yılında başlamıştı ve geçtiğimiz Aralık ayında, Aralık'ın 12'sinde Türk ordusu Zap'ın özellikle de Batı cephesinde birçok noktadan çekilmişti ki biraz sonra zaten Murat Karayılan'ın verdiği bilgiler de var. Bunları ayrıntılı olarak size aktaracağız. Şimdi bugün HPG'nin bir açıklaması oldu. Yine biliyorsunuz bu savaş süresi boyunca, yani 9 aydır Murat Karayılan diyor ki 290 gündür devam ediyor. HPG'nin bugünkü açıklamasında yine kimyasal silah saldırısına değiniliyor ki bu daha evvel de çok gündeme gelmişti, kimyasal silah meselesini. Şimdi Karayılan'ın söylediklerine geçmeden önce HPG bu neler söyledi? Hangi günler, nerede, ne kadar kimyasal silah saldırısı olmuş? HPG Basın İrtibat Merkezi'nin bugünkü açıklamasında var. HPG diyor ki 29 ve 30 Ocak'ta Amediye ilçesi, Güney Kürdistan sınırlarında, Zap'ın güneyinde oluyor. Amediye ilçesinin güneybatısında, pardon. Amediye ilçesinin Şeradizi nahiyesine bağlı Çemço bölgesi çevresindeki gerilla direniş mevzilerine yasaklı bomba atılmış iki defa ki Çemço bölgesi şu anda aslında çatışmaların en yoğun olduğu yer orası. Birazdan aktaracağım Karayılan'ın açıklamasına atıfta bulunarak. Ve devamında 13, bakın 13, 26 notlara bakıyorum burada. 27 ve 28 Ocak'ta Avaşin'e bağlı Stune, Şuke, Dolamaran, Dola Konferansı ve Geli Avaşin alanlarıyla Gire Cudi, Gire Bahar ve Gire Amedi alanlarına 13 kez yasaklı silah kullanılmış. Yani 13, 26, 27-28 Ocak'ta Avaşin çevresinde, bu belki herkes oradaki köyleri bilmiyor olabilir. Avaşin çevresinde 13 kez kimyasal silah işte savaş uçaklarıyla da bombalamış. 26-27-28 Ocak'ta da saldırılar olmuş. Şimdi daha evvel de işte 12 kez, 13 kez, 5 kez kimyasal silah kullanıldığına dair, yani bu yakın dönemden bahsediyorum. Çünkü daha evvel zaten kamuoyuna yansımıştı. Türk ordusunun Güney Kürdistan'da kimyasal silah kullandığına dair kanıtlar ve bu konu zaten gündemdedir ve uluslararası kurumlar da takip ediyor. Şimdi Murat Karayılan bugün, yani 31 Ocak 2023 akşamı itibariyle Stark TV'ye konuştu ve bu Stark TV'deki röportaj yaklaşık 40 dakika sürdü. Kürtçe bir röportaj ve bu röportajın büyük bir kısmında tabii ki Zap'taki son durum, hem orada nerede şu anda çatışmaların sürdüğü askeri bilgiler aslında, yani Karayılan birinci elden bu bilgileri açıkladı. Tabii ki bunları not ettim programı izlemeyenler için ve sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü daha evvel de biz bu konulara ilişkin çok yayınlar yaptık ve yani fikri takip açısından bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Karayılan tecride ilişkin de konuştu. Ama önce Zap'taki durumu anlatalım. Şimdi dediği şu, Murat Karayılan'ın diyor ki Türk ordusu orada yenildi. Yani şu anda birçok noktada çatışma var ki ayrıntıları söylüyor ama genel anlamda konseptine uygulayamadı. Orada amaçlarına ulaşamadı, yenildi. Şu anda kendi medyasında bu yenilgisini kamufle etmek için propaganda yapıyor. Ama diyor Kürt tarafı da, yani Kürtler de, Kürt kamuoyunu da olayın tam ciddiyetinin farkında değil diyor.
Ve burada diyor ki belki biz de tam anlatamadık ama Kürt kamuoyunda da yani kendi kamuoyunlarında da konunun öneminin tam kavranılmadığını belirtiyor. Şimdi diyor ki Murat Karayiğit şöyle bir cümle kullanıyor diyor. Düşman kaçtı demek de yanlış. Yani kaçtı sanki orada hiçbir şey olmamış işte çatışma yok savaş yokmuş demek de yanlış ama Türk tarafının iddia ettiği gibi her yeri aldı, işgal etti, amacına ulaştı demek de zaten yanlış. Orada ciddi bir savaş var ve bu savaş devam ediyor ve sonrasında yani röportajın devamında bu savaşın şu anda nerelerde nerelerde devam ettiğine dair işte coğrafik bilgiler de veriyor Murat Karayılan. Ve diyor ki savaşı diyor biz başlatmadık yani genel anlamda sadece bu son zaptaki savaş değil şu anda devam eden savaş değil. Savaşı biz başlatmadık. Türk tarafa başlattı. Biz savunmadayız. Biz genel anlamda yani biz derken işte kendi PKK hareketinden kastediyor. PKK hareketi olarak siyasi çözümü esas alıyoruz. Ve niye Güney Kürdistan'da üstleniyorlar söylemlerine karşı da şöyle bir cevap verdi Murat Karayılan. 2012'den beri diyor Güney Kürdistan sınırlarından Türkiye sınırlarına yani Kuzey Kürdistan'da tek bir mermi sıkılmamış diyor. Yani burayı tekrar ediyorum diyor 2012 yılında yani işte 11 yıldır Güney Kürdistan'dan Türkiye sınırlarına yönelik tek bir mermi sıkılmamış. Ve devamında diyor Türk ordusu Kürtlerin kazanım yani Türk devleti pardon Kürtlerin kazanımlarını bertaraf etmek için bir konsept geliştirdi ve bu konseptini 2015'ten itibaren uygulamaya koymaya çalışıyor. Misak-ı milli sınırlarını esas alarak Kürdistan topraklarında yayılmayı esas alıyorlar dedi Murat Karayılan. Tek taraflı saldırı var dedi burayı tekrar etti ve biz de yurdumuzu, ülkemizi, vatanımızı savunuyoruz. Orada çatışan, savaşan, direnen savaşçılarımız kendi topraklarını, Kürdistan topraklarını koruyorlar dedi. Ve tabii işte bu sürecin özellikle de Zap, Metin, Haftanin, Avaşin yani Güney Kürdistan sınırları içerisinde son 3 yıldır devam eden çatışmaların biraz geçmişine giderek bugüne geldi Murat Karayılan. Diyor ki 2020'de Haftanin'de başladı. 2021'de Avaşin ve Zap'ın iki tarafına ve Metin'in bir kısmını işgal etmek için saldırmaya başladılar. Amaçlarına ulaşmadılar diyor. Biz de buna karşı direniyoruz. Eğer diyor biz direnmeseydik yani gerilla güçleri orada direnmeseydi onlar da kısa sürede buraları işgal etmeyi amaçlamışlardı. Ve amaçları Türk ordusunun diyor amaçları burayı işgal etmek. Daha sonra da işte bu Musul yakınlarındaki Türk askeri üssü var orada. Başika 2000 13-14'te kuruldu sözde IŞİD'e karşı. Şu anda diyor eğer biz orada yani Haftanin, Zaap, Metin, Avaşin'de direnmeseydik buralara gelen askerlerin amacı Başika'daki askerlerle birleşmekti. Yani o Başika'dakiler güneyden, diğerleri de kuzeyden bütünüyle Musul'a kadar gidip Kürdistan'ın bu topraklarını işgal etmekti diyor. Biz buna karşı direndik diyor Murat Karayılan. Ve amaçları diyor işte mesela diyor niye Başika'daki askerlerini şu anda çekmiyorlar? Çünkü Goya IŞİD'e karşı mücadele için gitmişlerdi. Yani IŞİD'e karşı da bir mücadele olmadı da şimdi IŞİD orada yok. Türk ordusun Başika'da ne yapıyor? Dolayısıyla diyor bu bile bu amaçlarının bir göstergesidir. Ve tabii diyor biz ağır bedeller ödüyoruz. Çok ciddi bir savaş var. Bu savaş kolay kolay yürütülmüyor. Büyük kahramanlıklar var ve biz ağır bedellerle, fedakarlıklarla burayı savunuyoruz. Türk devletinin bu amacına ulaşmasını engelliyoruz. Bu elbette ki kolay değil. Ve devamında Nisan 2022'de Zap'ın işte her iki tarafına batı ve doğusuna yönelik saldırılara geldi Murat Karayılan. Zap'ın batısında şu anki duruma ilişkin şunu söylüyor diyor. Zap'ın batısında tek bir mevzi bile alamadan tüm askerlerini çektiler. Zap'ın batı cephesinde. Yani 8 ay sonra. Orada Efem Tepesi diye bir bölge var. Amedir'in üstünde.
üstünde, yani Ahmediye'ye bakıyor. Hemen Ahmediye Efem Tepesi'nin dibindedir. Ahmediye'nin üstündeki Hakkari Tepesi var. Oraya yerleşmek istiyorlar. Üç tepe almışlar Türk ordusu için diyor. Fakat diyor, o aldıkları yerlerde de bizim güçlerimiz de var. Ve orada çatışmalar devam ediyor. Yani bir bakıma aslında iç içeler. Evet, Türk ordusu, çünkü biz daha evvelki yayınlarımızda bahsetmiştik, işte orada bir karayolu var ve KDP'nin açtığı yolda aşağıdan giderek şey açtılar, bir karayolu kurdular ve tank falan götürmüşler oraya. Dolayısıyla üç tepede varlar ama orada biz de varız diyor Murat Karayılan ve orada ciddi çatışmalar var. Oradaki arkadaşlarımız diyor, Efem Tepesi'nde her türlü tekniği kullanarak, işte Türk ordusu her türlü tekniği kullanarak Efem Tepesi'ndeki arkadaşlarımıza saldırıyor ama başaramıyor. Ve devamında diyor ki, Zap'ın Metina istikametinde, yani Batı cephesinde de yenildiler. Ama burada da bazı yerlerde çatışmalar devam ediyor diyor Murat Karayılan. Yani Batı cephesi, Zap'ın Batı cephesinde önemli yerlerde kaybettiler. Bazı üstlendikleri yerlerde biz de varız. Ciddi bir savaş var orada diyor. Ve doğusunda da, yani Zap'ın doğusunda Avaşin istikametinde de, Avaşin kenarından Şeladize yakınlarında kadar bir hat oluşturmak istiyor. Yani ne, böyle tersten la harfi gibi. Ve bu civarda Kırıcıar Dağı da, yani bu bahsettilen yere giriyor. Oradan bazı yerlerden çekildiğini söylüyor. Ve bu cephede savaşın şu anda Çemço ve Sida köyü çevresinde olduğunu söyledi Murat Karayılan. Türk Devleti'nin burada bir hat oluşturarak yerleşmek istediğini söylüyor. Bir yol getirdiklerini söylüyor. Orada işte, yani Şeladizi'nin yukarısına düşen Çemço küçük bir vadidir. Yani orada işte 9 aydır çatışmalar var. Çemço Kalesi'ne sınırdan ve Türkiye sınırından, çünkü sınıra da yakın orası, sınır karakollarından ve çevreye yerleştikleri işte askeri üslerden her türlü şekilde saldırıyorlar. İşte obuslar, tanklar, toplar vesaire. Ama 290 gündür diyor orası korunuyor. En fazla Türk ordusu oraya 400 metre yaklaşmış, Çemço Kalesi'ne. Ve tabii burada da kimyasal silah, ki başta bahsettim, HPG'nin açıklamasında da vardı. Kimyasal silah saldırısı var diyor Murat Karayıran. Orada diyor tünellere ulaşamadıkları için kimyasalları daha çok tünellerde kullanıyorlar. Yani açık havada kullanmalarının fazla bir etkisi yok. Orada tünel kapılarına ulaşamadıkları için kimyasal kullanamıyorlar ama başka yerlerden örnekler vererek, yani tünel, bazı yerlere tünel uçlarına veya tünellerin bazı kapılarına ulaşmışlar. Oralardan örnek vererek oradan kimyasal kullanıldığına dair bilgiler verdi Murat Karayılan. Şimdi diyor ki devamında, tabii Çemço'dan çok bahsetti, yani oradaki gerilla direnişine ve diyor oradaki gerillalar istedikleri zaman savaşçılar çantalarını alıp gidebilirler ama onlar Kürdistan topraklarını savunuyorlar ve bu direniş, bu savunmaları hem Güney Kürdistan hükümetini hem de Irak'ın elini Türkiye'ye karşı güçlendiriyor. Çünkü diyor, eğer orada bir direniş olmasaydı Türkiye şu anda Musul'a sınırına gelmişti. Ve diyor işte biz direndik, yani gerilla direndi ama onlar da orada tıkandılar, takıldılar, yenildiler. Savaş devam etmesine rağmen, yani savaşın devam ettiği bir gerçek fakat konseptleri yenildi. Dolayısıyla 2 yıldır diyor orada Zapa ve Avaşin'e saldırıyorlar. Bir türlü yani düşüremediler, amaçlarına ulaşamadılar ama ulaşsalardı şu anda Musul'a gitmişlerdi. Dolayısıyla bu da Güney Kürdistan, sadece işte Güney Kürdistan için değil, Bağdat hükümeti için de bir şeydir, bir avantaj sağladı diyor. Zapta diyor işte Hulusi Akar'ın açıklamasına atıfta bulunarak, zapta amacımıza ulaştık, orada kilitledik açıklamasının tümden yalan olduğunu söyledi. Murat Karayılan diyor ki Türk ordusu bazı yerlerde kalmak istiyor. Yani kendini koruyabildiğini, yani koruyabileceğini düşündüğü bazı yerlerde kalmak istiyor diyor. Ama diyor biz de oradayız. Hareketli birimler var ve her gün onlara eylem yapılıyor. Hele bu kış aylarında ölümlerini gizliyorlar dedi. Savaş gerçeklerini halktan gizliyorlar dedi. Zap'ın batı cephesinde kalan asker cenazelerinin halen orada olduğunu söyledi. Özetle dedi ki Türk Devleti yenildi
Ancak şu da var, gerilla için başarı var ama bazı yerlerde varlar ve çatışmalar da sürüyor. Kimse bir rehavete girmesin dedi. Orada yürütülen yeni bir savaş stratejisidir dedi. Bu dünyada ilktir, dünya savaş tarihinde de bir ilktir ve başarıyla gerillalar tarafından yürütülüyor dedi. Tabi ayrıntılara girmedi. Murat Karayılan bu röportajda kendisine yakın zamanda öldürülen bu hançer Timi başlarında Nimet Encu, ki Encu ailesinden bir gerilla da, kadın gerilla da aynı çatışmada evin isimli gerilla da hayatını kaybetti. Bu Nimet Encu'den bahsetti. Murat Karayılan bu konuda dedi ki Encu ailesinden, yani Encu soyadını taşıyan 18 şehidimiz var. Ve Goya aşiretidir onlar. Goya aşireti de Kürt özgürlük hareketine, Kürdistan özgürlük mücadelesine çok büyük emek ve bedelleri olmuştur. Bu Nimet Encu işte ihanet geleneğini temsil eden bir kişi dedi. Biz bütün korucuları aynı kategoriye koyup aynı hepsine hain demiyoruz ama bu öyle biriydi dedi. Koruculuğu bırakması için arkadaşlarımız uğraştı kendisine. Yani anladığım kadarıyla bir temas da olmuş kendisiyle, işte bu işleri yapma diye. Ama işte sonu böyle oldu. Ve orada tabii bu pozisyonda, yani bu tür tutum sahibi olan koruculara da çağrısı oldu. Şimdi tabii Murat Karayılan dedi ki bu Nimet Encu'nun çocukları belki halen küçükler, bilmiyorlar ama büyüdüklerinde babalarının ne kadar kötü işler yaptığını öğrenecekler dedi. Ve bu röportajın giriş kısmında Öcalan'a yönelik tecritten de bahsetti. Murat Karayılan dedi ki, yani tecriti artık Öcalan'a yönelik bir saldırı olarak değerlendirdi. Bunun sıradan bir durum olmadığını, sıradan bir tecrit kavramıyla ifade edilemeyeceğini ve bu tutumun, yani Türk Devleti'nin İmralı'daki politikasının Kürtlerin geleceğine yönelik bir saldırı olduğunu söyledi. Zaten hukuk, kanun falan bunların ihlal edildiğini tekrar etti. Son dönemlerde oluşan kamuoyunda hem Türkiye, işte HDP'li milletvekillerinin eylemleri, uluslararası çapta yapılan bir takım girişimler, etkinliklere dikkat çekti. Ama bunların önemli olduğunu söyledi. Fakat konunun önemine bakıldığında yetersiz olduğunu da vurguladı Murat Karayılan. Tecrite karşı gündem oluşturma konusundaki eylemlerin geciktiğini, bunun bu konuda da daha önceden harekete geçilmesi gerektiğini söyledi Murat Karayılan. Dediğim gibi 40 dakikalık bir röportaj verdi Sterk TV'ye Kürtçe. Ben de izlemeyenler için, takip etmeyen veya izleyip de tümünü işte belki Kürtçe anlamayanlar için bunları sizinle özetlemek istedim. İçinde hem yorumlar hem de bilgiler vardı. Zannedersem Sterk TV'nin sitesinde de program duruyor ve yüklenecek. İsteyen arkadaşlar gidip orada da izleyebilirler. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.